Richard? Aslında sadece kostüm olduklarını biliyorum. Ama eğer insanlar onlarla dalga geçerse kız arkadaşları olmaz, iş bulamazlar ve 20 yıl sonra hala burada yaşıyor olurlar. Üstelik üstlerinde hala o rüküş karate kıyafetleriyle. Bumble. Evet. Sanırım hayatımızı boşa geçirdik. Çocuklar. Merhaba anne. Darwin'in muhteşem hareketini görmek ister misin? Bunu ne zaman yolladınız? Biz yollamadık. Okuldaki çocuklar yollamış. Üstünde yazanı gördünüz mü? Tekvandonlar. Sanırım sizinle dalga geçiyorlar çocuklar. Hayır. Sadece tekvando yanlış yazmışlar. Kore dili çok karmaşık bir dil. Burada bir sürü başka usta var. Bak. Hey! Size bir hikaye anlatmalıyım. Harika. Yoksa ünlü bir savaşçıyla mı ilgili anne? Pek sayılmaz. Babanız okuldayken kendini pamuk kuyruklu bir şövalye sanıyordu. Pamuk kuyruklu şövalye. Kostümlü evlenme. Onu rahat bırakın. Hiç olmazsa kendi gibi davranıyor. Ama o şanslıydı. Çünkü onu olduğu gibi seven bir kız vardı. Çok acıklı bir hikaye. Kostümü ne oldu peki? Üstünden çıkarıp saklamayı başardım. Ne? Yani başkanın aslında ona ihtiyacı yok mu? Üzgünüm tatlım. Senin yüzünden ölümsüz olamadım. Gördünüz mü? Büyümeyi reddederseniz sizin de sonunuz böyle olacak. Gumball, ben kostümlü bir sersem olmak istemiyorum. Tamam Darwin. Anne, eğer bu seni mutlu edecekse kostümleri giymekten vazgeçeriz. Teşekkür ederim çocuklar. Sizinle gurur duyuyorum. Bu sizin iyiliğiniz için. Hayat hayallerinden vazgeçmek mi? O yüzden hayal kurmak gereksiz mi ki? Çocukluğa veda etmek vakti. Yani büyüyüp sıradan mı olacağız? Oyun oynamak bitti. Ya demek tek bir tekme bile yok. Olgunluk dedikleri o şey. Dövüş sanatlarını unutmak demekmiş. Sanırım ben atladım. Ben de. Sadece son bir defa giysem ne olur diye düşünüyordum. Bence son bir defa giymekten hiçbir şey olmaz, değil mi? Ayrı bir duygu. Çocuklar siz misiniz? Evet, okula geç kaldık da dersi kaçırmak istemiyoruz. Yoksa öğretmen... Bu harika tatlım. Karate kostümlerinizi nereye koydunuz? O eski şeyleri mi? Ben onları unuttum bile. Ama daha dün üstünüzdeydiler. O dün müydü? Olgunlaşınca zaman ne kadar çabuk geçiyor. Onları nereye koyduk hatırlıyor musun? Hiçbir fikrim yok. Dolapta olabilirler. Hoşça kal. Güle güle. Bu işe köklü bir çözüm getirmek en iyisi. Nasıl yani? Burada yoklar. Bir dakika. Hoşça kal. Sizi gidi küçük yalancılar. Pekala, hadi şu iğrenç kıyafetlerden kurtulalım. Bilemiyorum, ben sanırım çıkarmayacağım. Ne? Annem haklı olabilir, biraz tuhaf görünüyor. Sen delirdin mi? Bu mu tuhaf yani? Hayır, aslında fena değil. Kesinlikle, hadi hayranlarımız bizi bekliyor. Beceriksiz karateciler geri dönsün.